Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında Dairede alan konusundaki testlerin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 174 ve 175'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda AO 6 cm verilmiş. Yani yarıçap 6 120 derece verilmiş. Boyalı alan nedir diye soruluyor. Boyalı alan bulmak için merkez açısı lazım bize. Kaç derece yapıyor? 240 derece yapıyor. Yarıçapta lazım. Yarıçapta belli. Pi R kare alfa bölü 360 bana sonucu verecektir. Sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin. Cevap kaç yapar? 24 pi yapar. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda birim kare zemin üzerine çizilen şekil yarım dairelerden oluşmuştur. Evet yarım dairelere şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şu büyük bir yarım daire. Bak çizince direkt belli oldu. Soru kendini belli etti. Yarım daireler dediği için yarım daireleri bulacağız. Evet bir büyük yarım daire bir de iki tane küçük yarım daire. Büyük dairenin yarı çapı. Yarım dairenin yarı çapı kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Çapı 10 olduğu için. Yarı çapı 5. ki kaç? Bunun yarı çapı 2. Bunun da yarı çapı kaç? 2. E o zaman pi r kare bölü 2 artı pi r kare bölü 2 artı pi öbürünün r karesi bölü 2 bana sonucu verecektir. Burada bölü 2'leri sadeleştirmeyeyim isterseniz. 25 pi artı 4 pi artı 4 pi bölü 2 yapar. Toplamda da kaç yaptı o zaman? 33 pi bölü 2 mi yapar? Evet. Cevabımız alanlar toplamı kaç pi'dir diye soruluyor. 33 bölü 2 pi yapıyor. Cevap C yaptı. İkinci soruda geldik. 3'e. Şekil 1'de ABCD karesinin içine yarı çapı 2 bir olan çemberler çizilmiştir. Evet şöyle merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yapınca 2 birim burası 2 birim burası hop. Toplamda karenin bir kenarı ne oldu? 4 oldu. Şimdi şekil 2'deki konuma getirildiğinde D, D köşesine getirildiğinde boyalı alanlar farkı. İşte kırmızı Maviden daha küçük gözüküyor. O zaman mavi eksi kırmızı isteniyor büyük ihtimalle. Kırmızıyı bulalım. Kırmızı alan. Şekil 2'deki 90 dereceye burası. Burası 270 derece yapar. Pi yarıçap çapı 2'di. R kare 270 bölü 360 yapar. Şunlar şunlar sadece 3 ve 4 yapar. Şunlar da sadeleşti. Burası 3 pi yaptı. Gelelim mavi alana. Mavi alanda nedir? Karenin alanından çeyrek daireyi. 90'lık dilimi çıkartacağım. Yani çeyrek daireyi çıkartacağım. E o zaman karenin alanı 4'ün karesi değil mi? Evet. Eksi pi R kare bölü 4 çelik daire olduğu için. Yani mavi olan da 16 eksi ne oldu? Pi'ye eşit oldu. E benden ne isteniyor? Ya kırmızı eksi mavi ya da mavi eksi kırmızı isteniyor. E bu sanki kırmızı daha mavi daha büyük. Kırmızı eksi mavi hesaplayalım. Kırmızı dediğimiz pardon mavi eksi kırmızı hesaplayalım. Mavi eksi kırmızı hesapladık. Mavi dediğimiz 16 eksi pi eksi kırmızı dediğimizde 3 pi. E o zaman ne yaptı? Cevap 16 eksi 4 pi yeme eşit oldu. Evet cevap E'dire bit yaptı. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Şöyle bir çember verilmiş. 3 verilmiş. Bir de AC'yi de 5 vermiş. Bak 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 bak. bak. 3 4 5 üçgenden burası 4. Evet. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikten hocam burası yarı çap. Burası da yarı mı? Aynen öyle. E, burası nedir? Tamamı R diye mi? Burada bir dikdörtgen oluştu. Hatta kare oluştu. R ise R. R ise R olacak. Hocam burası R. E o zaman buraya R eksi 3 kaldı. Hocam burası da R. O zaman buraya R-4 kaldı. E o zaman t t uzunlukları birbirine eşit. R-4. t t uzunlukları birbirine eşit. R-3. A burası toplamda 5 değil mi? Evet. Yani R-3 artı R-4 eşittir. 5 olmak zorunda. 2 r eşittir. 12 yapar. R'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 6 buluruz. Boyalı çeyrek dairenin alanı isteniyor. 1 R kare bölü 4 yapar. Yani cevap otuk 9 pi yapar. Cevap denizli pardon balıkesir oldu 4. soruda. Geldik 5. soruya. E, merkez var. Teğet var. Ne yapacağız arkadaşım? Çek dik yapacağız değil mi? E çek dik yapınca burası 90 derece. Burası yarıçap. Hocam burası da yarı çap. Aa, şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Bir kenarı R. Bir kenarı 9. Bir kenarı da R artı 3 değil mi? Evet. Hissedelim kardeşim. 9 varsa büyük ihtimal 9, 12, 15 üçü 12 yazarsam 9, 12, 15 sağlaması tuttu mu tuttu. E 3 alınız demiş. Boyalı alanlar toplamı denilmiş. Boyalı alanlar toplamını bulmak için arkadaşım ne yapacağım? Büyüğün alanından şuradaki çeyrek daireyi çıkartacağım. E o zaman şuradaki kenar da lazım bana. Hocam burada diklendik çizilmiş öklit. 12'nin karesi eşittir. 9 çarpı A'dan. Şuraya A dedim. 144 bölü 9'dan ne geliyor? A 16 geliyor. A'yı 16 yazdık. Şimdi ben boyalı alanlar toplamını nasıl bulacağım? Büyüğün alanından büyükte taban kaç? 25. Yükseklik 12. Yani 25 çarpı 12 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Çeyrek dairenin alanı. Pi R kare bölü 4'ü çıkartacağım. Arkadaş pi'yi de 3 aldınız demiş. Tamam. Şimdi burada 4 ile 12'lerden bir tanesi sadeleşince ne kaldı burada? Çarpı 3 de mi kalıyor burada? Evet. Çarpı 3 kaldı. Ee, burası kaç yaptı o zaman? 36. 36 ile de 3'ü çarpacağız. Yine 108 yapıyor. E, ee, şunlar sadeleşince 6 yaptı. Yani 150 eksi 108 yapar. Cevap. O zaman cevabımız kaç olur? 42 olur. Yani 5. soru Akçay yaptı. Geldik 6'ya. Boyalı alan nedir? Tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz alan bizim için çok önemliydi. Tüm alanda çeyrek daire olduğu için 90 derece ya. E bu da yarı çap bu da yarı çap. İkisi kenar dik üçgen yani 4 4 yapacaktır buraları. E tüm alan çeyrek dairenin alanından pi r kare. 4'ün karesi bölü 4'ten neyi? Üçgenin alanı çıkartacağız. 4 çap 4 bölü 2'yi çıkartacağız. E o zaman bunlardan bir tanesi gitti. 4 pi eksi 16 bölü 2'den 8 yapar cevap. Cevap cihan oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Aşağıda o merkezli bir karton parçası ile köşeleri çember üzerinde ve çevresi 12 birim olan eşkenar üçgen biçiminde bir cetvel verilmiştir. Çevresi 12 ise bir kenarı 4 yaptı. Hocam burası da 4. Eşkenar üçgen ise 60. 90 ise tamamı 90 olacak. 30 kaldı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 yapar. E, burası da 2 kök 3 mü yapar? Evet 60'ın karşısı 2 kök 3 yapar. Şimdi benden mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşlar mavi boyalı bölgenin alanını bulmak için ne yapacağım? Şu alandan neyi çıkartacağız arkadaşlar? şuradaki üçgenin alanı çıkartacağız. Bütünsel düşüneceğiz. E o zaman buradaki alan dilimin alanı pi yarıçap kaç? 4. 4'ün karesi 30 bölü 360 Evet şuradaki üçgenin alanı bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 değil mi? Evet şunlar sadeleşir. Hocam bununla da, da bu sadeleştiği zaman 12 yapar burada. 4'ün bir tanesiyle 12 sadeleştiği 3 yapar. O zaman yukarısı 4 pi bölü 3. Eksi 2 kökü 3 yapar. Cevap. Evet. Cevabımız ne yaptı o zaman? Denizli yaptı 7. soruda. Geldik 8'e. Ne diyor? Şekildeki birim kareler üzerinden motif çeyrek çember yaylarına oluşmuştur. Arkadaş şu çeyrek çember, bu çeyrek çember, bu çeyrek çember, bu çeyrek çember. Motifin alanı nedir diye soruluyor bize. E çeyrek çember yaylarını şöyle bel belirleyelim arkadaşlar. Buradaki çeyrek çember yayı merkezi neresi yapıyor? Hop burası. Buradaki çeyrek çemberlerin merkezi neresi yapıyor? Hop burası yapıyor. E hocam buradakinin de bak bu şurası yapıyor. Buradakinin de burası yapıyor. Ve şunlara bakacak olursan çeyrek çember yaylarındaki hepsi birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. Arkadaşlar bunun da yarı çapı 3, bunun da yarı çapı 3. Yani bu alanları böyle tek tek alıp toplayacağıma şöyle yapabilirim. Şu alanı iptal edip şuraya taşıyabilirim. E hocam bu alanı da iptal edip buraya taşıyabilirim. Sonuçta taralı alan ne oldu o zaman? Şuradaki alan oldu artı yukarıdaki alan oldu. Yani şurası 3 e 3 3'e 3'lük bir kare oldu e, ee, 3'ün karesi artı bir de 3 ve 3 6 9 3'e 9'luk bir dikdörtgen olmuş oldu arkadaşlar 3 çarpı 9 o zaman 9 artı 27'den cevabı kaç buluruz 36 olarak buluruz alan taşıma da bizim için önemliydi 8. soru akçay oldu geldik 9. soruya şimdi bu yarı çap bu da yarı çap bu da yarı çap yani bunlar 4 4 4 e hocam 75 ikiz kenardan dolayı burası da 75 75-75 e, 150 buraya 30 derece kaldı burası da 150 derece yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? A artı B alan isteniyor. Tara alanlar toplam isteniyor. Arkadaş B'yi bulmak evet şu dilimin alanından üçgenin alanı çıkartarak bulabiliriz. Sonra bunu bulmak tabana ait yükseklik çıkartarak bulabiliriz. Ama genelde böyle saçma sapan yerlerdeki alanlar toplam sorulduğu zaman yan yana getirmeye çalışıyoruz. E hocam burada B'yi herhangi bir yer taşıyamayız ama çizgide kalan A iken kalan alan A değil mi? Evet bak Bizden A artı B isteniyordu. A artı B alanı toplamda burası olmadı mı? Yani 150'lik dilim oldu arkadaşlar. İster bunları ayrı ayrı bulup topla. istersen alan taşı buraya taşıdın. A artı B yan yana geldi. Yani 150'lik dilim oldu. Pi R kare 150 bölü 360 yapar cevap. E buradan sıfırlar sadeleşti. 4'e bölsen 4'e bölsen 9. 3'e bölsen 3'e bölsen 5. 3. 5 kere 4. 20 pi bölü 3 mi yaptı cevap? Evet. Pi'yi de 3 alınız demiş. Bunlar da sadeleşince cevap Edremit yapar. 9. soruda. Geldik 10. soruya. E şimdi arkadaşlar bunlar böyle verilmiş. Eş aralıklarla böyle gitmiş. Bunlar eş aralıklarla gidince üçgenlik gibi düşünebiliyorduk. Buradaki alan A, 3A, 5A benzerlik alan ilişkisinden dolayı 7A, 9A, 11A ve 13A tek sayılar şeklinde gitmiyor muydu? Niye? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 A ise 4A olacak. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. A ise 9A olacak. O benzerlikten yapıyorduk bunu. Peki şimdi mavi ve turuncu boyalı bölgelerin alanları toplamı 42 pye verilmiş. Mavi ve turuncu 9 ve 14 9 ve 5'in toplamı yani 14 a'yı 42 pi olarak vermiş bize. A'yı buradan 3 buluruz o zaman. E o zaman 3 pi buluruz daha doğrusu. S1 eksi S2 nedir diye soruluyor. Pembe boyalı bölgenin alanı S1. Yani şurası S1'miş. E, ee, yeşil boyalı bölgede S2'miş. Burası da S2'miş. O zaman bizden 13A eksi A isteniyor arkadaşlar. S1 x S2 dersken. 12 A isteniyor. A yerine 3 pi yazınca toplarsak 36 p yapar. Cevap. Evet cevap akçay oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya. Arkadaşlar direkt benzerlik alan ilişkisi. A, B'yi 14 vermiş. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Direkt kirişler olanı buradaki alanlar oranına eşitti. Daha doğrusu kirişler oranı benzerlik oranıdır. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranına eşit ya. Yani 8 bölü 6'nın karesi sadeleştirelim ilk önce. 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9 yaptı. Burada kalan 16 A ise burada kalan 9 A olur direkt. Bizden de zaten S1 bölü S2 isteniyor. 16 A bölü 9 A'dan cevap Akçay yapar. Ve geldik 12. soruya. Ahmet sınıfta arkadaşlarına dair dağılan konusuyla ilgili aşağıdaki geometrik çizim etkinliğini sormuştur. Elinizdeki pergelin iğnesini kağıt üzerindeki bir noktaya koyduktan sonra pergelin kolunu 6 santimetre aşarak bir yarım çember çiziniz. Evet bir pergel koyduk. 6 santimetre. Açtık şunu. Şöyle bir yarım çember çizeceğiz. Şöyle 6 santimetre açtık. Hoop, yarım çember çizdik. Peki. Yarım çemberi çizdik şöyle. Buradan bahsediyoruz. Daha sonra yine aynı noktayı kullanarak pergelin kolunu 2 santimetre daraltarak bir yarım çember daha çiziniz. Arkadaş 2 santim daralttığım zaman 4 santimetre mi olacak? Evet. 4 santimetre olacak. Bir yarım çember daha çizeceğim böyle. Yukarıdaki yarım çemberler arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Ya hocam biri böyleyken biri şöyle olmaz mıydı? O zaman yarım çemberler arasında kalan bölge diye sorulmazdı değil mi? Demek ki biri de böyle olmak zorunda. Yani şurada kalan isteniliyor bizden. E arkadaşlar ne yapacağız? Bunun da yarıçapı çapı 4 ya. Bunun da yarıçapı çapı 6 ya. E büyük yarımdan küçük yarımı çıkartacağız. Yani pi 6'nın karesi bölü 2'den pi 4'ün karesi bölü 2'yi çıkartacağız. 36 bölü 2 18 pi 16 bölü 2 de 8 pi yapar. Çıkarttığımız anda cevap kaç yapacaktır? 10 pi yapacaktır. Yani 12. soru Ceyhan yaptı. Ve böylelikle arkadaşlar daire alanda test 1'i bitirdik. O zaman bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.